Nur'un Kahramanları serisi ikinci bölüm. Tabi ilk dersimizde birinciliği Nur şakirtliğinde kazanmış olan Hulusi verince ikinci de otomatikman Sabri abiye düşüyor vazife olarak dünyamda. O yüzden ben de Santral Sabri diye bilinen Sabri Arseven abinin hayatından kısa bir özet vereceğiz. 1893 yılında doğmuş Sabri Arseven Eğirdir'in Bedre köyünde imamlık yapmış ve 1926 yılından itibaren üstada talebe olmuş ve Kur'an ve iman davasında hizmetkar olmuş. Risanullara çeşitli vasıfları var. Nur İskele memuru diye geçer. Ondan sonra Santral Sabri olarak geçer. Nur İskelesi Nazırı Sabri olarak geçer. Hoca Sabri olarak geçer. Sıddık Sabri gibi ünvanlarla zikrediyor. Risanur külletinde layıklarda özellikle zaman Hazretleri tarafından 1927-1934 yılları arasında Bağla'da telif eden Lisanur eserlerinin formaları umumiyetle ilk önce Bedre'ye yani Sıddık Sabri'ye gelir. Çoğaltılmak üzere muhtelif beldelere merkeze ulaştırılıyor. Yani 7 sene boyunca ilk neşredilen eserler Sabri abinin elinden geçiyor. Hoca Sabri Efendi Lisanur eserlerinin e yayınlandığı ilk yıllarda üstattan gelen tahsil edilmiş ilk nüshaları İslam köyde bulunan Hafız Ali'ye ve Eğirdir'e görev yapan yüzbaşı Hulusi Bey'e en kısa zamanda ulaştırıyor. Onlarla çoğaltarak nur postacıları ile diğer yerlere gönderiyor. Tabii kara ulaşımın olmadığı zamanlarda Eğirdir Gölü sahillerinde Bedre, İlama, Barla iskeleleri birbirini takip ederek sahil boyunca uzanıyor. Yani sıra sıra ulaşım, kara ulaşım yok. Ulaşım göldeki motorlu kayıklarla sağlanıyor. Bu sebeple Üstad Hazretleri yazdığı layıkalarda Sabri Arseven'e nur iskele memuru santral sabri şeklinde iltifat ediyor. Yani e, şimdi biniyorsun Barla'dayken tekneye Barla'dan işte Bedre, İlama, Badr, Barla şeklinde iskelelerde iniliyor. Ondan sonra halk, inecekler vesaire. Üstad da tabi Sabri abinin bu eserlerin böyle dağıtması noktasında e, Nur İskele memuru santral sabri. Yani hem iskele memuru yani ta tekneyle götürüyor hem de santrale ulaştırıyor bu esenleri şeklinde iltifat ediyor Üstad Sabr ee, Sabra abi'ye. Santral Sabri Efendi bulunduğu Bedre köyünde Nur İskele Memuru olarak vazifeliydi. Nur'u Bedre iskelesinden diğer köylere tevzi ederdi. Sadakat ve bağlılığın bir nişanesi olarak Sıddık Sabri unvanı da kendisine verilmiş. Ve özellikle Baler arkasında Hulusi Abi'den sonra ayrı bir bölüm içerisinde yer alıyor Sabri abi. Ve Eğirdir'de Bedre köyünde imamlık yapıyor. Alim bir zat. Ve birçok iltifat ve takdirkar cümleleri var üstadın Sabri abi ile ilgili. Mesela Sabri abi 19. mektubun Mucizat Ahmediye olarak bilinen Aleyhisselatü Vesselam o mektubun 300'den fazla mucize geçiyor orada malum. Sabri abinin sorusuyla yazılmış bir eser. Yani mektubatın üçte biri. 150 sayfa yakın yani. Ki belki hani zehirleri çıkarsan 100 sayfa olacak. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'ya sürgün edildikten sonra santallik görevini eski hızıyla sürdürmeye devam ediyor ve Kastamonu'dan Isparta'ya gönderilen mektup ve risaleler önce Eğirdir yoluyla ona gelir. O da kar kış demeden bunların bir nüshasını İslam köyünde bulunan Hafız Ali'ye ulaştırıyordu. Ve e, üstad Sabri Efendi'ye yazdığı bir mektupta şöyle onun e, ona karşı muhabbetini gösterdi ve ekstra bir karabet derecesinde yakınlık. Yani bir nesilden gelen bir yakınlık olduğunu da söylüyor. Şöyle diyor o mektupta. Senin cisminde, ayağında kardeşliğimin sikkesini gördüğüm zaman bir hissi vuku vukuyla kalbime geldi. Bu zat mühim bir vakitte bana çok ehemmiyetli bir kardeşlik edecek ve muvaffak oldun yaptın. Allah senden ebeden razı olsun diyor. Yani Sabri abinin ayağında galiba ayak serçe parmağıyla diğer parmağının bitişikliği var. Öyle bir şey var ve bu genelde Seyit ve Şerifler'de olurmuş. Üstad bunu görünce üstadlara var bu. Bu zat diyor Neseben diyor benim diyor e, yani karabetten Neseben'de bir akrabalığım var. Yani üstad da bu da kendisini de ondan sonra e, aslında nesli olarak alibetten geldiğini ifade ediyor. <laughs> yani sen de diyor böyle bir Neseben bir şeyimiz vardı. Sen şimdi bu hakikatlara sahip çık çıkaraktan aslında bu nese olan ilişkimizin daha da öteye taşıyaraktan e, hakkını veriyorsun diyor Sabri abiye. Mesela üstadın dualarında yalnızca talebileri geçmez ve birçok yerde üstad talebeleri ve hanımlara da dua eder. Talebelerin hanımlarına, çocuklarına dua eder. Buna bir örnek de Sabri abidir. E, biliniz ki diyor bir seneden ziyadedir. Ben doğada Risalet, Risale Nur şakirtlerin risalelerle alakadar olan ezvaç ve evlat ve valideylerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi de başta Sabri olarak orada burada bazı zatlar çoluk çocuklara daireye girmedir. Yani Sabri abi eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber hizmet sahasında aktif olduğundan dolayı Üstad Sabri abi vesilesiyle artık bütün risale talebelerinin hanımlarını, çocuklarını da duaya dahil ediyor. Evet, yine 1943 yılında Üstad Kastamonu'dan Sıddık Sabri Bedre'den diğer talebelerle bulundukları yerlerden alınarak deniz hapsına getiriliyor. Uzun yıllar sonra santral Sabri cezaevinde de olsa üstada kavuşuyor. Ve burada okunan Kur'an Cevşen Vird dualarında Risale-i Nur imamlık yapan Sıddık Sabri olmuş. Yani Sabri abi hoca olduğu için orada bir aktif bir rolü var hapishanede de. Ve yine maalesef 20 Şubat 1954 tarihinde Eğirdir'den Bedre'ye dönerken içinde bulunduğu kamyonun devrilmesiyle vefat ediyor Sabri abi. 1893-1954. 61 yaşında vefat ediyor değil mi? Üstad Hazretleri, tabi Sabri vefat ettiğinde Üstad Hazretleri hayatta cenazeye bizzat iştirak ediyor. Ve cenaze namazını kıldırıyor. Üstad Sabri Efendi Cenazesi'ne bizzat iştirak etmiş, cenaze namazını kıldırmıştır. Ve şu anda Bedre köyü mezarlığında metfun bulunuyor Sabri abi. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin. Hizmet imani ve Kur'aniye'de zor şartlarda gösterdikleri gayretin karşılığını, rahmetine yakışır şekilde ihsan etsin. Ruhu için El Fatiha.